Biliyorum merak ettiğiniz çok fazla başlık var. Ben de sürem el verdiğince her sabah olduğu gibi fark Erdem'e yönelteceğim o soruları sizler için. Farku Erdem önce şunu sorayım. Emeklilerle ilgili konuştuk ne olacak maaşlar nasıl olacak derken o rakamlar açıklandı. Emekliler maaşlarını alacak evet. yine mecliste düzenleme var. Bu iki başlığı sorarak başlayayım. Doğru bir tabi mecliste cuma günü veya perşembe günü işte çoğunluk sağlanamadığı için o yasa çıkmadı bu haftaya kaldı yasa şu aslında ek ilave zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyordu. İşte memurlar için iki buçuk puanlık bir toplu sözleşme Hı -hı. artışı. SSK ve Bağkur emekleri için de 2500 liralık bir taban ücret. Dolayısıyla bu yasa çıkmadan o ilave zamlarda zamlar da eklenemiyor ama mevcut enflasyondan kaynaklı artışlar zaten şu anda maaşlara yansımaya başladı. İşte memurlar aldılar 15 Ocak'ta. Yani şöyle onlar hem %5'lik toplu sözleşme zamını aldılar hem de 22-47'lik bir enflasyon farkı maaşlarına yansıdı. Bu 2,5 puanlık fark da yasa çıktıktan sonra zaten maaşlarına yatırılacak. Orada bir endişeye mahal yok. Biraz orada endişeye yol açacak. İşte sosyal medyada biliyorsun bu işler hemen Köpürtülüyor ama Maalesef. dediğim gibi onun yasal e, alt zemini gerekiyor. Yasa e, bugün yarın e, muhtemelen çıkacaktır. Ondan sonra da ilave edilecek. Ama SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışı var işte. E, 25.47'lik o bugünden itibaren maaşlarda görülmeye başlıyor. Hı -hı. 17'si e, itibariyle maaş alan emekliler var. Hı -hı. İşte 17, 18, 19, 20 öyle gidecek emekliler. Tahsis numarasının son rakamına göre emeklerin maaşları yatırılıyor. Sonra bağ kurullarındaki yatırılacak. Ama dediğim gibi 2500 liranın altında maaş alanların e, maaşına bu 25.47'lik zam yapıldıktan sonra hala 2500 liranın altında kalmışlarsa hı hı. aradaki fark ödenecek ve 2500 liraya tamamlanacak. Ama onun için de mutlaka o yasanın çıkması gerekiyor. Yasadı bu hafta dediğim gibi çıkacak. Orada bir endişeye tekrar edeyim. Mahal yok. E, herkesin farkı yatırılacak e, zamlı maaşlar e, işte bugünden itibaren hesaplarda olacak. Ek ödemeler de artmış oldu. Yüzde dörtlük ek ödeme. Burada detaylarını çok anlattık. E, Temmuz'da ikinci bir yılın ikinci zammı olacak. O da enflasyonla birlikte belirlenecek zaten. Peki ben Agi deyince artık gülümsüyorum çünkü <laughs> Agi ile ilgili süreçte siz sayın seyircilerimiz mesajlarınızla Faruk Erdem'e lütfen Agi ile ilgili bu başlığı sorun şu başlığı sorun biz şirkette e, tüm çalışanlar olarak Faruk abicim Agi kalktı mı ne olacak diye Agi Agi diye yaptık kalktık birlikte evet. Faruk abiye de sürekli Agi ile ilgili soruları sorduk. Şimdi Agi artık kalktı Doğru. bunu biliyoruz ama bir vergi iadesi var nedir bu önce onu sorayım. Şimdi agi aslında asgari geçim indirimi açılımı bir vergi iadesiydi zaten. Hani bunu şeyle karıştırmamak lazım. Eskiden sen tabii gençsin çok bilmeyebilirsin bunu. Ee, biz e, ilk çalışmaya başladığımızda KDV fişlerini toplardık. Yani şu e, aldığımız faturaları ve fişleri hı hı. onları böyle sarı zarflara yazardık. Bir vergi iadesi alırdık. O KDV ödediğimiz KDV'nin bir iadesiydi. Devlet bize onu geri verirdi. Ama... Bu asgari geçim indirimi ise gelir vergisi ödüyoruz biz çalışanlar olarak. Bu ödediğimiz gelir vergisinden bir iade. O yüzden ikisini karıştırıyor bazen arkadaşlar. Onu karıştırmamak lazım. Dolayısıyla biz çalışırken bir vergi veriyorduk. Yani Hı -hı. ücretimizden bir gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyordu. Bu verginin bir kısmını devlet diyordu ki ben senin medeni durumuna ve çocuk sayına göre sana geri iade Hı -hı. ediyorum. Buradaki en yüksek iade de o verginin tamamı olan 3 çocuklu ve eşi çalışmayan Kişiye ödenen paraydı. Bu o verginin tamamıydı. Şimdi de o var. Dolayısıyla ortada vergi kalktı. Yani asgari ücretten vergi kaldırıldı. Damga vergisi de kaldırıldı. Dolayısıyla alınmayan bir verginin iadesi de kalkmış oldu. Ama ne oldu? Verginin kalkmasıyla birlikte bir destek oluştu. O desteğin miktarı da asgari ücrette 638 lira gelir vergisi, damga vergisiyle birlikte de 676 lirayı bulan bir vergi iadesi ortaya çıkmış oldu. Hani vergi iadesi değil ama ben onu vergi iadesi hı hı. gibi görüyorum. Yani vergi istisnası aslında. Senden vergi alınmıyor. Şimdi daha yüksek maaşı olanlar ne yapıyor? Burada hesabını yaptım. Onların da asgari ücret kadar kısmından vergi alınmıyor. Yani onlar için de 638 liralık bir katkı var. Hı hı. Şimdi... 638 lira anlamlı bir rakam aslında. Agi kalktı ama aslında agi duruyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. 638 liranın hesabını yapacağım şimdi. Hı hı. Şu anda agi olsaydı, 3 çocuklu ve eşi çalışmayan birisi en yüksek agiyi alacaktı. Bu da 638 lira olacaktı. Hemen hesaplayalım. asgari ücret 5.004 lira. Bunu 12 ile çarpıyoruz. 6.000, 60.000, 48 lira. Bu bizim matrağımız. Hı hı. Bunun işçinin kendisi için %50'sini alıyoruz. Ve onu 12'ye böldüğümüz zaman... Ortaya 375 lira 30 kuruş çıkıyor işçinin kendisi için. Şimdi üç çocuk ve eşi çalışmıyordu. Devam edelim. Onları da hemen hesaplayacağız. Hı hı. Evet, çalışmayan eş için yüzde onluk bir hesap yapacağız. Orada da 75 lira çıkıyor. İlk iki çocuk için yüzde yedi buçuktan hesaplanıyor. Onu da hesapladığımız zaman 112 lira 59 kuruş çıkıyor iki çocuk için ve sonraki çocuk için de yüzde onluk bir hesap yapacağız. Orada da Verelim hemen üçün çocuk için verdiler 75 lira 60 kuruş. Dolayısıyla bugün agi olsaydı en yüksek agi 3 çocuklu eşi çalışmayan birisine verilecekti. O da 638 lira olacaktı. Bu nedir 638 lira? Aslında bugünkü primin yani bugünkü asgari ücretteki verginin karşılığı. Yani devlet aslında agiyi vermiyor ama bu kadarlık agi kadarlık en yüksek agi kadarlık vergiden vazgeçiyor. Yani bekar bir işçi 375 lira alacaktı. Hı hı. E, üç 3 çocuklu bir işçi 638 lira alacaktı. Şimdi bekar da 638 lira desteğe kavuştu. 3 çocuklu da desteğe kavuştu. Ha şimdi diyecek ki e, izleyenler hemen duyuyorum. <laughs> e, bu benim cebime girecek mi? Şimdi burada e, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir görev düşüyor. Bir tebliğ taslağı var. O tebliğ taslağının e, güncellenmesi lazım. Nasıl güncellenmesi lazım? Net ücretten çalışanlar için de orada örnek hesapların olması lazım. Şu anda o tebliğ taslağında brüt ücretten anlaşanların hesapları var. Brüt ücret daha da açarsak o taslak eğer tamamlanırsa ne olacak yani? Ya yani orada hesaplar var. Şöyle, tamam. e, brüt ücretten anlaşanlar açısından bu 638 liralık vergi istisnası onlara hmm. maaşına bir destek olarak hmm. görünüyor. Daha yüksek ücret alanlarda da 638 lira ödeyecekleri vergiden düşülüyor. Ama net ücret alanlar açısından baktığın zaman zaten adam işte atıyorum 5 bin lira maaşla anlaşmış, hep 5 bin lira gidiyor. Ama bunun üstüne bir agi geliyordu, şimdi gelmiyor, hep 5 bin lira gidecek. Buradaki 638 lira destek kime? İşverene yapılmış oluyor. İşveren isterse bunu paylaşabilir mi dedik. Adını ne koyabilir? İşte aile yardımı koyabilir, hı hı, sosyal yardım hı. koyabilir. Hani burada ne kadarını paylaşabilir, istediği kadarını paylaşabilir. Ağanın eli tutulmaz diye bir laf var. <laughs> ama dediğim gibi bunun o e, uygulamada netleşmesi lazım. E, tekrar edeyim burada ince bir çizgi var. Aslında agi kalktı ama herkes için en yüksek agi miktarında bir vergi desteği gelmiş oldu. Ha Bunun paylaşımı için ayrıca işte bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Peki o zaman süreci takip ediyor olacağız. Evet. Faruk Erdem'e yine soracağız o soruları. Bir de genç girişimciler çokça soru yolladılar. Onlarla ilgili de bir bankayı hemen Hazal ekrana taşıdı. 34 evet. bin lira hibe. Peki kimler yararlanacak bundan? Bu şimdi hem vergi hem de prim desteği yapıyor devlet. Genç arkadaşlarımız bir iş yeri kurarlarsa hı hı. yani bağ kurulu olarak bir vergi mükellefi olarak bir iş yeri açtı. Ya da işte üç genç birleşti bir iş yeri kurdu, ortaklık kurdu ya da bir genç gitti onlara ortak oldu. Onlar için hem primlerini devlet ödüyor hem bir yıl boyunca, üç yıl boyunca da 75 bin liralık vergilerini devlet ödüyor. Buradaki hem prim miktarı asgari ücretle birlikte artmış oldu hem de vergi desteği artmış oldu. Kimler yaralanıyor? 18-29 yaş arasında bir kere olmak gerekiyor. Yaşlanmışım Farkalcım, evet. gençsin. Bir iş yeri açmak ya da ortak olmak gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptıracaksınız. Burada birinci durum var. İşte bil fiil ya çalışacaksınız ya da o işi ve idare edeceksiniz. Hı. Yani ya o işin işte başında patron olacaksınız, müdür olacaksınız hı hı. ya da bil fiil çalışacaksınız. Hani uzaktan e, bir başkasına evet yaşım gereği ona ben bu imkanı sağlayayım demeyeceksiniz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt yaptırıp bağ kurulu olmanız lazım. Hemen hesaplarına da bakalım şöyle bir. İşte, e, vergi hesabı şöyle yıllık 75 bin liralık gelir elde edilmişse, Sadece 75 bin lira. Bunun tamamının vergisini devlet karşılıyor. Üstünü siz ödüyorsunuz ama 75 bin liralık gelire kadarkini devlet karşılıyor. Ee, i̇şte 170 bin TL'nin 70 bin TL'si için 12 bin lira. Burada işte %27 gelir vergisi. Hemen bakıyoruz o da e, 5 bin lira da 1350 lira yapıyor. E, 12 bin 400 artı 1350, 13 bin 750 liralık. Üç yıllık bir vergi desteğini devlet vermiş oluyor. Hı hı. Hemen primine de bakalım. Bağkur e, priminin bir yıllığını da devlet ödüyor. Brüt asgari ücretten ödüyor. Yıllık prim işte yüzde yirmi yüz on oluyor. Aylık prim yüzde otuz dört buçuktan hesaplandığında 1726 yedi Onu da on ile çarptığımız zaman yirmi bin yedi yüz liralık da bir prim desteği Yani bütün primlerini devlet ödüyor. Hı hı. Bağkurlu olduğunuz zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir prim ödemiyorsunuz. Vergi kazancınız oluyor. Toplamda da bir yılda 34 bin liralık bir kazanca ulaşıyorsunuz. Yani diyor ki devlet, sen iş kur kardeşim, genç arkadaşım, ben senin bütün masraflarını karşılamış olacağım. Vergidir, primdir. Bir başka destek vardı. Onu da işverene diyor ki, sen genç arkadaşımızı al, 1981 doğumlu ve üstünde üniversite mezununu al. Ben sana her bir işçi için 100 bin lira para vereceğim. Bunu da neredeyse faizsiz. Ee, i̇ki yıl sonra alt, altı e, ayda bir dört taksitte ödeyeceksin. Dolayısıyla bu da beş e, işçiye kadar 500 bin lira, kadınsa 550 bin lirayı bulan iki destek var genç işsizliği önleme açısından. Peki aslında çok önemli adımlar çünkü hem işvereni hem de e, gençleri. Koruma aynı. altına alan ki aynı. Bitti mi vaktimiz? Evet maalesef bugün de bitti Peki. vaktimiz size doğru Yoksa geliyor. Yoksa biraz alışverişten bahsedecektim. Yarın bu ben onu söyleyeceğim. gram gram nasıl zam yapılıyor aslında paket hiç değişmiyor evet. biraz bahset, bahsedelim. Evet biraz ya. ondan bahsedelim yarın. Hatta vaktimiz kalırsa şu aidatlardan vesaireden İnşallah. de bahsedelim. Buyursunlar sizi yanıma alayım. Biz bu saat dilimini Faruk Erdem'le birlikte noktalayalım. Saat başında devam edelim.